2007 ile 2011 arasındaki bir tür muhafazakar oligarşi diyebileceğimiz bu iktidar bloğu çatladı. 17-25 Aralık operasyonuyla, hayırlı operasyonla, Vakai Hayriye. Vakai Hayriye ile beraber Türkiye'de oligarşik, muhafazakar oligarşik iktidar biçimi çatladı ve bunun doğal sonucu olarak bir tür tek adam iktidarına doğru gidilmeye başladı. Artık iktidar şöyle bir hal aldı ya da medya şöyle bir hal aldı. Doğrudan başbakanın canlı yayınları izleyip altyazılara müdahale etti, çıkarın onu oradan dediği. Devlet Bahçeli'nin konuşmasını yayınlayan Habertürk vakasında olduğu üzere müdahale etti, bir döneme geçildi. En son Çağlayan baskınından sonra yapılan haberlerde Cumhurbaşkanı şunu bile diyebildi. Yani tek tek arayıp söylemem gerekiyor. Bunun normal olduğunu düşünüyor. Yani bazı yayın organları tek tek arayıp kardeşim bunu yazmayın deme görevinin kendisine ait olduğunu zannediyor. Bu dönem içerisinde canlı yayınlarda ve bazı köşeler, bazı gazeteciler iktidarı daha fazla nasıl ve ne kadar savunabiliriz diyerek birbirleriyle kavga ettiği bir dönem. Ve bu dönem maalesef 2007-2011 arasında üretilmiş Ergenekon ithamının, Ergenekoncu ithamının, darbeci ithamının tersinden paralel diye topluma yakıştırıldığı bir dönemdir. Artık her bir AKP'li kendisinden daha az AKP'li olarak gördüğü insanı paralel diye suçlamaktadır. Bana bile dediler. Paralel devletin sosyalist grubu. Var mı öyle bir şey? Paralel devletin sosyalist grubu. Şimdi en son kim suçlandı? Bülent Arınç. Bülent Arınç paralel olmakla suçlandı. Ya da kim suçlandı? Abdülkadir Selvi. Bu kadar yırtsın kendini adam. Bu kadar yırtılsın. Bu kadar helak olsun. Buna rağmen paralel olsun. Olacak iş değil. Geçmişte Ergenekon'a atfedilen ne varsa, cemaat ve AKP tarafından Ergenekon'a atfedilen ne varsa bugün yeni baştan paralele atfedilmeye başlandı. Paralel artık her türlü musibetin ve belanın başı olarak görülüyor. Türkiye'de ifade özgürlüğü üzerindeki en önemli tehditlerden biri olarak şu an karşımızdadır. Paralel devlet meselesi. Bir ciddiyeti vardır. Vaka doğrudur. Ancak AKP tarafından demokrasi algısından yoksun olduğu için bunu bir iktidar savaşının malzemesi yaparak toplumun bütün kesimlerini, eskiden cemaat yoktu, şimdi onu da katarak yeni baştan düşmanlaştıran ve bunu da basında yeni baştan üreten bir enstrüman haline getirdi. Bundan sonrası artık toplumda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı paralel algısı üzerinden oturtulacaktır. Bakın, bu paralel söylemeyle en çok başvuranlar da öteden beri dindar olanlar değildir. Öteden beri AKP'li olanlar değildir. Sonra da katılanlardır. Ve en çok bu söyleme geçmişte başvuranlardır. Mesela Markareseyan, Gülen cemaatinin bugün desteklediği iddia eden Taraf Gazetesi'nde uzun süre çalışmıştır. Değil mi? Uzun süre çalışmıştır. Ve onun yaptığı iddia edilen, arkasında olduğu iddia edilen bütün operasyonların sözcüsüdür. TÜDES zamanda yaptı. Yani bir yıl öncesine kadar TÜDES zamandaydı. Fark etmediği paralel dediği için fark etti. Bu dönem böyle sözcüler vardır. Kimi bir gün gazetesi ya da sol basından transfer edilmiş, devşirilmiş ve dönüştürülmüş unsurlar ya da cemaatin açtığı alanda geçmişte gazetecilik yapmış, haber yazmış, yorum yazmış insanlar bu anlamda kullanılmaktadır. İlginçtir. İslami değerlerleri de barışık değillerdir. Uzak bir hayatları vardır. Mesela Mehmet Barbas ailesinin yüzü herhalde seccade, kulağı ezan duymamıştır. Ama bu yönüyle sanki bu ülkenin en katı Müslümanları, en gerçekten sünnetine farzına uymayı yaşayan Müslüman bir ailesi gibi kendisini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kesinliğinde var etmiş ve herkesi paralel ilan etmiş. Bir algıyla karşı karşıyayız. Markareseyan daha trajik elbette. Markareseyan geçmişte Türkiye'de Hrant Dink'in katledildiği süreçte Levon Panos Dabayan diye bir milliyetçi Ermeni tarihçi vardı. Ermeniler Türktür diyebilen ve Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına beraber hareket eden bir tarihçiydi. Ondan önce mesela bilirsiniz Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biri Agop Dilaçar'dır. Agop Bey Türk diline hizmet etmiş, Türkçü bir kişidir. Ama Ermenidir. O dönem nasıl Türk olmadan Türkçülük meselesi varsa bugün de marka örneğinden şunu pekala söyleyebiliyoruz. Müslüman olmadan İslamcı olma örneği. Müslüman değilsiniz, İslamcısınız. Hatta CHP ve MHP'nin ortak cumhurbaşkanı adayı için onu yeterince Müslüman olmakla ve İslamcı olmakla söyleyebilen bir tarz yani. Sen değilsin ki. Sen değilsin. Yetmiyor. Gülen cemaatinin az önce ifade ettiğim üzere Gülen cemaatine atfedilen hangi operasyon varsa, Balyoz, Ergenekon ve benzeri bunların bütün savunucuları bugün paralel devlet söylemine başvurmaktadır.
Ve aynı zamanda eğer öyle bir devlet ve aygıt varsa bunun suç ortağıdırlar. Bunun suç ortağıdırlar. Daha düne kadar illegal dinlemeleri bile demokrasi adına dinleyen de dinleten de şerefidir diye savunabilen algı bugün paralel devlet söylemine başvurarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muarızı ve muhalifi kim varsa onu suçlamaktadır. Aslında Gezi Parkı'nda bir fırsat vardı. O fırsat şuydu. Gezi Parkı siyasal temsil olanaklarının bittiği ve tükendiği anda patlak veren zorunlu bir süreçtir. Sizin oy verdiğiniz parti mecliste temsil edilememektedir. Ya da gönderdiğiniz milletvekillerinin muhalefet etme imkanı yoktur. Geçirilen yasalara itiraz edemezler, direnemezler. Güçlü bir iktidar vardır, karşısında zayıftırlar. Siyasal temsil bitmiştir. Ama aynı şekilde sivil ve sosyal temsil de bitmiştir. Dernek üyesi olmak, sendika üyesi olmak, öğrenci birliği üyesi olmak, solcu olmak tutuklanmanın temel sebebidir. Dolayısıyla sizin sosyal alanda da kendinizi üretmenizin olanakları kalmamıştır. Dolayısıyla ancak siz medyadaki görünürsüzlük buna eklendiğinde, kamudaki görünürsüzlük buna eklendiğinde, kimlikleriniz nedeniyle, Alevilik, bir askerin yakını olmak, değil mi? CHP'li olmak gibi sebeplerle sınavlarda ve mülakatlarda elenmeye başladığınızda, yani temsil olanakları bütün anlamda yok olduğunda siz ne yaparsanız kendi kendinizi temsil edersiniz. Sokağa çıkarsınız. Demokratik hakkınız başlar. Doğrudan temsil başlar. Doğrudan demokrasi başlar. Bu bir fırsattı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve ortağı bunu şöyle değerlendirebilir. Bu demokrasi problemini, Türkiye'deki antidemokratik tablodan kaynaklanan bu demokrasi problemini Türkiye'yi demokratikleştirerek aşabilirlerdi. Gezi Parkı taraflarını darbeci ilan etmeden, onlara din düşmanı ilan etmeden, onlarla bir hal yolu bularak ve demokrasi barajının indirilmesinden tutun da temsil olanaklarının arttırılmasına varıncaya kadar ya da antiterör yasalarının değiştirilmesinden özel etkili mahkemeler o yapıldı aslında kaldırılıncaya kadar bir dizi önlem alınması gerekirken, bir dizi demokratikleştirici önlem alınması gerekirken ne yapıldı? Gezi Parkı'na sebep olan iklimin kendisine başvuruldu. Twitter düşmanına edildi, Facebook düşmanına edildi. Artık Türkiye'de hakaret suçu bir tutuklama nedenidir. Takip etmişsinizdir. İzmir'de bir genç, Onur Kılıç, Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi bir genç, başbakana hırsız ve katil dediği iddiasıyla tutuklanmıştır. Onur Kılıç'ın lafını tekrar ediyorum dedikleri için Tekirdağ'da, Manisa'da, Çorum'da, Tokat'ta ve Düzce'de 5 genç tutuklanmıştır. Yani hakaretin hakareti suçundan tutuklanmıştır. Türkiye'de artık hakaret meselesi, bütün dünya bunun suç olup olmadığını bile tartışırken Türkiye'de artık hakaret meselesi bir terör suçu kapsamında sokulabilmiştir. 16 yaşında bir çocuk Konya'da bu nedenle tutuklanabilmiştir. Bir öğrenci sadece yaptığı basın açıklamasında bu sıfatları tekrar ettiği için tutuklanabilmiştir. Türkiye'nin 2000'li yıllarda koyduğu Avrupa Birliği perspektifi ve tabi olduğu uluslararası sözleşmelerin kendisi ayaklar altına alınarak maalesef bu sürecin önü açılmıştır. Artık Twitter takibi başlamıştır. Geçmişe dönük insanlar tweetlerini silmeye başlamışlar. Silelim bunları, kurtulalım. İş başvurusunda. Tweetler takip edilerek, polis eskiden, hani Türk polisinin genel tavrı nedir? Üniversitenin önüne koy, simitçiyi takip etsin mantığıdır. Şimdi artık bu bürokrasiye de son verilmiştir. Herkes Twitter takip etmektedir. Twitter'dan ne yazdı süreçleri? Twitter soruşturmaları başlamıştır. Bu bir kabus. Bu bir kabus. Bu tek adamcı yönetim kabusudur. Bu istihbarata dayalı bir devlet aygıtının yarattığı bir kabustur. Buradan çıkış yoktur. Bu iktidar için de çıkış yoktur, toplum için de çıkış yoktur. Zira bu toplum bu yoluyla, bu yolla ancak şiddete itilir. Şu an devlet, Türkiye'de devlet toplumunu şiddete itmektedir, şiddete davet etmektedir, şiddet tuzağına çıkmaktadır. Dolayısıyla hala aslında dönüş mümkündür. Hala da demokrasi olanaklarının çözümü mümkündür. Nasıl mümkündür? Bir ikinci meşrutiyetle mümkündür. Demokrasi çağrısıyla mümkündür. Nasıl mümkündür? Maalesef Sabah gazetesi tekrar Mihran Efendilere verilerek ancak bunun düzeltilmesi mümkündür. Yoksa Sabah gazetesi Rasim Ozanların elinde kaldığı sürece, Engin Ardıçların elinde kaldığı sürece biz bu kabustan çıkamayız. Çok teşekkür ederim.